Evet Meg. Eve ulaştın mı? Annemle konuştun mu? Shorya, lütfen eve gel, sana ihtiyacım var. Meg, ne diyorsun sen? Bugün işte ilk günüm, ofise geldim bile. Nasıl gireyim? Dinle Shorya, biliyorum. Ama seninle hemen paylaşmam gereken acil bir şey var, lütfen. Lütfen gel. Meg, sence bu bir oyun mu? Bu iş ne kadar önemli bilmiyor musun? Meg, bütün geleceğimiz bu işe bağlı. Ben ofise çoktan geldim. Şu anda gelemem, lütfen. Anlamaya çalış beni. Shorya gelsin ya da gelmesin. Gidip gerçeği öğrenmem gerekiyor. Shorya'nın sana güvenmesi çok önemli. Ancak o zaman planımız işe yarar. Ve planımız işe yararsa benim zavallı abim adliye ile cezaevi arasında mekik dokumaktan mahvolacak. Tabii ki, aynen öyle olacak. O bir gelsin yeter. Sonra görürüz. Gelsin mi? Hala gelmedi mi? Gelmedi. Gelin. Bayan Mehek sizi görmeye geldi efendim. Merhaba Shorya, nasılsın? İyiyim. Maddi açıdan zorluklar çektiğini biliyorum. O yüzden sana bir avans vermek istiyorum. ₹10.000. Avans olarak düşünebilirsin. Bir de ofisini hazırlatıyorum. 2 güne kadar hazır olur. Ondan sonra personel de alırız. Tamam mı? İyi şanslar. Meg'e bundan bahsedeyim. Hayır, hayır. Ona sürpriz yaparım. Bayan Anjeli, avımız tuzağımıza düştü. Evet, Shorya'ya ₹10.000 verdim. Söylediğiniz gibi. Evde senin olmaman hiç hoşuma gitmiyor. Nasılsın? Abla. Abla, gel. İçeri gidelim. Hayır. Ben buraya kendim geldim. Beni çağıran olmadı. Ben annemin izni olmadan içeri giremem. Buraya annem ve Anjeli ile konuşmaya geldim. Ama ablam avukatın yanına gitti. Bu aralar hiçbir şey anlatmıyor. Kendi kendine ilerliyor. Ben çok huzursuz oluyorum. Neler olacak kim bilir. Merhaba. Neler oluyor? Ah, Mehek yenge. Yengecim nasılsın? Sen ne zaman geldin? Ben şimdi geldim. Seninle bir şey konuşacağım. İkiniz beni Anjeli ile biraz yalnız bırakın lütfen. Onunla bir şey konuşmalıyım. Dinle yenge. Eğer yine suratı bir şeyle suçlamaya geldiysen konuşmak istemiyorum. Ben sadece sana bunu göstermeye geldim. Bunu tanıdın değil mi? Söyle, sende değil miydi bu? Bunu takıp Suraj'ın yanına gitmiştin. Değil mi? Bunu evde buldum. Kendini çapta. Bunu takıp oraya Suraj'la görüşmeye gitmiştin. Değil mi? Söylesene, bu oraya nasıl ulaştı? Söyle. Orada bunu bulmam bir şeyi ispatlıyor. Sen oradaydın. Bu ne şimdi? Bu bilezik ne zaman kolumdan düştü? Mehek burada. Yine bir olay çıkarmaya mı gelmiş? Ne oluyor burada? Yenge, sen neden peşimi bırakmıyorsun? Neden hayatımı zehirliyorsun? Neden sürekli beni kötülemenin fırsatını arıyorsun? Anjeli, söyle bana. Mesele ne? Yenge, ne
demek istiyorsun? Ben Chantney Çok'taki evinizde alem mi yapıyordum? Erkeklerle dans edip eğleniyor muydum? Sen beni böyle mi görüyorsun? Uzatma Anjali. Ben öyle bir şey söylemedim. Ben sana sadece basit bir soru sordum. Bu bilezik o eve nasıl ulaştı? Bu sana nereden geldi? Ben bunu Anjali'nin koluna takmıştım. Anne, lütfen beni de bir dinle. Uzatma Mehek. Anjali'den bu kadar mı nefret ediyorsun? Fırsatını kollayıp bir yolunu bulup hep onu suçluyorsun. Bu evden gitmene rağmen ortalığı karıştırıyorsun. Ne istiyorsun? Benim sebebim olmak mı istiyorsun? Anne, lütfen beni de bir dinle. Ben bu bileziği bizim evde buldum. Oraya nasıl ulaştığını sen düşünsene. Bu hareketlerini daha fazla hoş görmeyeceğim. Anne, ben sadece konuşmak istiyorum. Lütfen. Dinle abla. Abla, Mehek'i bir dinlesene. Kimse araya girmeyecek. Anne, yengem soruyu bana sordu. Cevabını da ben vereceğim. Benim karakterimi sorguladı. Bu tartışmayı ben yapacağım. Yenge, Suraç ev bakmaya gitmişti. Evlendikten sonra taşınacak bir yer arıyordu ama depozitoya yetecek kadar parası yoktu. Ben de dedim ki bu bileziği rehin bırakıp depozitoyu onunla ödeyelim. O kabul etmedi ama ben ısrar ettim. Anne, düşündüm ki evlendikten sonra her şey yoluna girdiğinde, Suraç para kazanmaya başladığında, hayatım rayına oturunca bilezikleri geri alırız diye düşündüm. Ama benim talihim kötü. Ben de düşündüm ama ne oldu? Baksana, Suraç zavallı sipariş götürmeye gitmişti. Bilezik de cebindeydi. Oradan çıkamamış. Bilezik de orada yere düşmüş. Al. Cevabını aldın mı? Bir de kızımı köşeye sıkıştırıyorsun. Bugün ona yüklendiğin yetti mi? Ama anne... Şori'ye söyleyeceğim. Eşinin buraya gelip neler yaptığını öğrenmeli. Annem arıyor. Acil bir şey olabilir. Evet anne. Haberin var mı? Mehek buraya geldi bugün. Ve neden geldi biliyor musun? Şuna bak. Anjali'yi bir sürü şeyle suçluyor. Bunca şey söylemesine rağmen içi rahat etmemiş. Bir dakika. Anjali'yi saçma sapan şeylerle suçluyor. Mehek'in bir bilezik için kızım Anjali'nin karakterine dil uzatmaya hakkı yok. Bileziği eline alıp gelmiş. Dedektif olmuş bir de. Ve bu bilezik o eve nasıl ulaştı diye soruyor. Nasıl ulaştı, neden ulaştı, kim ulaştırdı, bunu araştırmana ne gerek var senin? Neden? Neden peşimizi bırakmıyorsun? Git hadi buradan. Sen kendi hayatını yaşa, bizim de hayatımızı yaşamamıza izin ver. Yoksa Mehek'i peşimize takan sen misin? Çünkü senin içinde de aynı nefret oluşmaya başladı. Mehek'e söyle, bizim evden uzak dursun. Bize karşı planlar yapmayı bıraksın artık. Neden Mehek? Ama bir kez beni dinlesene. Hayır. Söyleyeceğin hiçbir şeyi dinlemem ben. Hadi git buradan. Ve evimden de uzak dur. Sana gitmemeni söylemiştim. Ama sen yine benim sözümü dinlemedin. Bütün meseleyi daha kötü bir hale getirdin. Olay çıkarmayı çok mu seviyorsun? O yüzden sürekli bir olay çıkarma peşindesin. Şorya, ne sanıyorsun? Bu sorunları bilerek mi çıkarıyorum yani? Hepimiz için her şeyin yoluna girmesini istemediğimi mi sanıyorsun yoksa? Mehek, ne yapmak istiyorsan yap. Sana artık bir şey demeyeceğim ama beni bu delilikten uzak tut. Şorya, bu sorundan böyle kaçamazsın lütfen. Gözümüzün önünde neler oluyor Şorya? Bir şeyleri düzeltmek için uğraşmayacak mısın? Her seferinde Anjali'nin söylediklerini kabul edip aklımızı kullanmayalım mı?
Biliyor musun? Bazen gerçekten onu kötü göstermeye çalıştığını düşünüyorum. Ama sana söylüyorum. O ahmak olabilir. Ama kötü değil. Suraj'ın tuzağına düşmüş işte Meyk. Adam onu kandırıyor. Ahmak yerine koyuyor. Onu kullanıyor herif. Eğer bir şey yapacaksan git ve Anjeli'yi kur. Hata yapmasına mani ol. Hataları için ona yüklenmeyi bırak. Sen gerçekten aklını kaçırdın Meyk. Yapmaman gerekeni yapıyorsun. Eğer böyle devam edersen biz nasıl bir araya geleceğiz? Ayrıca annemi bir düşün. Anneme daha ne kadar acı çektireceğiz? Kes şunu. Senin bu hareketlerin yüzünden birbirimizden uzaklaşacağız. Benim sözümü dinlemeyeceğini biliyorum. O yüzden ne istiyorsan onu yap. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.